seyfettin Faruki Hazretleri İkinci Bölüm Evliyanın büyüklerinden, insanların itikat, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenmelerini ve öğrendikleri bu bilgilerle amel etmelerini sağlayan, insanları Allahü Teala'nın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden ve kendilerine silsile-i aliye denilen İslam alimlerinin 25.'sidir. İkinci bin yılının müceddidi olan İmam-ı Rabbani Hazretlerinin torunu Urvetül Vüska Muhammed Mahsumu Faruki'nin 5. oğludur. 5. oğlu Muhammed Seyfeddin de tasavvuf bilgilerinin mütehassısıydı. Muhyis Sünne adıyla meşhur oldu. 1049 Miladi 1639 senesinde Serhent'te doğdu. 1098, miladi 1696'da orada vefat etti. Kabri, mübarek babasının metfun bulunduğu türbenin birkaç yüz metre güneyindeki türbededir. seyfeddin Faruki Hazretleri, şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdular ki, Yeryüzünde Allahü Teala'nın en çok sevdiği mekanlar mescitlerdir. Peki en çok sevilen yere kim gider? Tabii ki en çok sevilen gider. Farzlardan sonra Allahü Teala en çok sevabı iyilik yapanlara verecektir. İmam-ı Rabbani Hazretleri sünnetleri gece karanlıkta uçuşan ateş böcekleri gibi görüyorum buyuruyorlar. Cenabı Hakk'a sonsuz şükürler olsun ki kalbimizde ehli sünnet itikadı vardır kalbinde ehli sünnet itikadı bulunanlar gökteki yıldızlar gibidir. Kıymetli kardeşlerim, bu iman bir cevherdir. Allahü Teala bu cevheri çöplüğe koymaz. Bu imana sahip olanlar Allah katında çok kıymetli ve makbuldur. Eğer o imana sahip olanlar makbul olmasa, Allahü Teala bu kadar kıymetli bir imanı nasip etmezdi. Bu iman cennetin anahtarıdır. Hiçbir ibadet, hiçbir amel cennete girmeye sebep değildir. Cennete girmeye sebep imandır. İbadetler imanı korumak içindir. Cevher meydanda durur mu? Kuyumcu nasıl ki en kıymetli pırlantayı anahtarlarla açılan dolaplardan çıkarırsa, işte iman da böyle korunmaya muhtaçtır. İbadetler, ameller bu kıymetli imanı korumak içindir. Her tarafta fırtına var. Siz mumu yakın ve bu fırtına da sönmesin diye. Mümkün mü? Nasıl ki bu mumun sönmemesi için fener lazımsa, iman da böyle ibadetlerle muhafaza edilir.'' İnsan eğer cennet ve cehennemin sonsuz olduğunu düşünse, başka bir şey söylemesine gerek kalmaz. Cehennem ateşini düşünse, yemekten içmekten kesilir. Başı giyotine gidecek olan o bıçaktan başka ne düşünebilir? İnsan öldüğü zaman bir hiçtir. Allahü Teala'ya tevekkül azaldıkça, Allahü Teala'ya güven azaldıkça Allahü Teala'ya iman azaldıkça insanlar kendilerini emniyette hissetmek için bir sürü tedbirler peşinde koşar. Her gün yeni yeni ölüm haberleri alıyoruz. Bu haberler çok kıymetli. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam buyuruyorlar ki sizin neşenizi kıran, lezzetlerinizi ağzınızdan alan ölümü çok sık hatırlayın. Bir gün Eshab-ı kiramdan birkaç kişi, Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı ziyaret etmeye çıkıyorlar. Bu hadiseyi Eshab-ı kiramdan Habbab bin Eret radıyallahu anh rivayet ediyor. Mübarek Kabe'nin gölgesinde yalnız başına düşünceli bir şekilde oturmuş tefekkür ediyor. Yanına vardık, selam verdik. Biz de oturduk ve dedik ki, ya Resulallah aleyhisselatu vesselam bu müşrikler bize çok işkence ediyorlar. İmanımız var diye bize zulm ediyorlar. Dininizden dönün diyorlar. Biz dayanmamız zor oluyor. Ya Rabbi sen bu eshabımın sabrını, dayanma gücünü arttır diye bize dua edin. Böylece içimizden nefsimiz bizi isyana sürüklemesin. Çünkü acı çok, işkence çok. Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam, oturun buyurdular ve onlara anlatmaya başladılar. Sizden önceki ümmetlere Müslümanlıktan dönmeleri için yapılan işkence şöyleydi. Bir mümini alırlar, bir çukur kazarlar, onu beline kadar gömerler ve dinlerinden dönmelerini söylerler. Onlar Allah bir derlerdi böyle dedi diye onların başını testereyle ikiye yararlardı. Onlar böylece şehit olurlardı. Öyle makamlar var ki, o makamlara ibadetle varılamaz buyurdular. O eziyetle beraber Cenab-ı Hak o dereceyi o kişiye ihsan eder. Hepimiz bu iman nimetine şükredelim. Çünkü sonsuz nimet gelecektir buyurdular. Mektubatta İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddise Sirruh buyuruyor ki, Mü'minin başına gelen her türlü bela ve sıkıntı mutlaka bir suçun karşılığıdır. Bu bir cezadır. Peki bu ceza fena bir şey midir? Hayır, çok iyidir. İster peygamber olsun, ister başkası, bu böyledir. Çünkü Allahü Teala öyle karar vermiş. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Men lem yeşkürün nase lem yeşkürullah." Yani size iyilik eden birisine teşekkür etmezseniz, mesela anne, baba, arkadaş, başta hoca gibi istediğiniz kadar Cenabı Hakk'a yalvarın. Ona şükretmiş olamazsınız. En evvela sana iyilik yapan, ilk mürşidin olan annene babana teşekkür etmelisin. Çünkü seni kiliseye götürüp vaftiz yaptırmadılar. Senin kulağına ezan okudular. Anne baba senin dünyaya gelmene sebep oldular. Halbuki ehli sünnet alimleri bize dinimizi öğrettiler. Peygamberimiz ve vesselam müminin neşesi yüzündedir buyuruyorlar. Büyükler yine bu konuda konuşmak insanın kalbinin tercümanıdır buyuruyorlar. Büyüklerimiz insan sözünün altına gizlenmiştir buyurmuşlardır. Seyfeddin Faruki Hazretlerinin birkaç menkıbesini nakledelim. Sultan Alemgir Han bir gün Muhammed Seyfeddin Faruki Hazretlerini hususi bahçesine davet etti. Bu bahçenin ortasında gayet süslü bir havuz, Havuzun içinde gözleri elmastan, bedeni altından yapılmış balık şekilleri vardı. Seyfettin Faruki Hazretleri buraya gelince önce altından yapılmış bu balıkları kırın buyurdu. Hepsini kırıp yok ettiler. Sultan Zeki kabiliyetli tasavvuf ehline ve Allah adamlarına karşı muhabbet beslediği için bu durumlara memnun oluyor. Allahü Teala'ya şükredip benim saltanatım zamanında böyle evliya yetiştiği için Rabbime sayısız şükürler olsun diyordu. Delhi'de onun sohbet meclisleri çok bereketli ve kalabalık olurdu. Kafirler, facirler, fasıklar da onun sohbet meclisine gelip yüksek huzuruyla şereflenince hidayete kavuşup eski günahlarına tövbe edip istiğfar ederek geri dönerlerdi. Onun sohbeti bereketiyle binlerce kişi hidayete ve kemale kavuşup yüksek derecelere ulaşmıştı. Dergahına her gün binlerce kişi gelir, feyz alırdı. Bir gün Şehzade Muhammed Azam Şah teveccühüne kavuşmak ve sohbetiyle şereflenmek için Muhammed Seyfettin Hazretlerinin dergahına geldi. Dergah kapısının önü çok kalabalık olduğundan buradan geçip huzura gelmekte güçlük çekti. Bu sırada başından sarığı düşüp kaftanı kenara takıldı. Muhammed Seyfettin Hazretlerinin feyizli ve bereketli sohbetiyle şereflendikten sonra babasının yanına döndü. İnsanların Muhammed Seyfettin Hazretlerine karşı duyduğu iştiyakı, arzuyu ve gösterdiği rağbeti anlatınca, Sultan çok sevinip Allahü Teala'ya hamdolsun ki benim zamanımda sultanların bile huzuruna zorlukla çıkabileceği evliya kullar yarattı diye şükretti. Seyfeddin Faruki Hazretleri değişik zamanlarda yaptıkları nasihatlerinde buyuruyorlar ki Hazreti Ali radıyallahu anh rivayet etmiştir. Resulullah Efendimiz hadisi i şerifte buyurdu ki, kim cennete iştiyak duyarsa, hayır işlerde yarışsın. Kim cehennemden korkup sakınıyorsa, şehvetleri terk etsin. Kim ölümden korkarsa, gayrimeşru olan lezzetleri ve kendisine musibetler getiren dünyaya düşkün olmayı terk etsin. İşin aslı az yemek, az uyumak, şehvetleri, nefsin isteklerini terk etmektir. Yine hadis-i şerifte buyuruldu ki, amellerin en üstünü helalden kazanmaktır. Sırrı-i sekati hazretleri, insan dinini şehvetlerine tercih etmedikçe, dini için şehvetlerini terk etmedikçe, kamil insan olamaz buyurdu. Hüseyin bin Muhammed Hazretleri şöyle anlatmıştır. Bir adam, Şeyban bin Ali Mısri Hazretlerine gelip, yeniden bir haç daha yapmak istiyorum dedi. Bunun üzerine, önce kalbini yenile, şehvetlerden temizle, nefsini hevasından uzaklaştır, dilini boş konuşmaktan koru, sonra da dilediğin yere git buyurdu. Şehvetler şeytanın yularıdır. Kim onun yularını takınırsa dünyada kaldığı müddetçe şeytanın bineği olur buyurdu. Kurtuluşun anahtarı gayzı, kızgınlığı yenmektir. Zaferin anahtarı ise nefsin isteklerini terk etmektir buyurdu. Yahya bin Muaz hazretlerine denildi ki, kurtuluşun alameti nedir? nefse muhalefettir dedi. Nefse muhalefetin alameti nedir denildi. Onun isteklerini, şehvetlerini terk etmektir dedi. Günaha sebep olan şey nedir denildi. Nefsin şehvetleridir buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine denildi ki Allahü Teala'nın rızasına nasıl kavuşulur? Dünyaya düşkün olmayı terk et, kavuşursun. Nefsin hevasına uyma, ulaşırsın buyurdu. Denildi ki, işini nefsin heva ve hevesine bırakma, seni zulmete sürükler. Çünkü o zulmetten yaratıldı. Mü'min nefsini şehvetlerinden koruyup ıslah edince, nuru melekût aleminde kandil içindeki lamba gibi parlar. Tuli emel, bitmek bilmeyen istekler, nefsin şehvetlerine dalmaya sebep olur. Bu da şüphelilere dalmaya, şüpheliler de harama düşmeye sebep olurlar. Haramlar ise insanın cehenneme gitmesine sebep olur. Bir kimsenin kalbinde, kendisini nefsin isteklerinden kötülüklerinden koruyacak kadar ahiret düşüncesi yoksa bunları terk etmeye güç bulamaz. Kabül Ahbar Hazretleri buyurdu ki biz eski kitaplarda şöyle yazılı olduğunu gördük. Şüphesiz ki altına, gümüşe, şehvetlerine, dünyaya ve dünyada olan şeylere düşkün olan tapan kimse Allahü Teala'dan çok uzaktır. Hazreti Ali radıyallahu an buyurdu ki kurtuluş üç şeydedir. Hüda, hidayetli olmak, takva üzere olmak ve bir de hevayı, nefsin isteklerini terk etmektedir. İbrahim Havvas Hazretleri kim nefsin isteklerini terk eder de bunun neticesini kalbinde hissetmezse henüz terk edememiştir. O yalancıdır buyurdu. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala buyurdu ki, İhlas benim sırlarımdan bir sırdır. Onu kullarımdan sevdiklerimin kalbine yerleştiririm. İhlas kişinin her işini Allahü Teala'nın rızası için yapmasıdır. Sehil bin Abdullah Hazretlerine denildi ki, nefse en ağır gelen şey nedir? Buyurdu ki, ihlastır. Çünkü nefis ihlastan pay alamaz. İhlası hiç istemez. Yine buyurdu ki ihlas kulluk vazifesini yapmak, Allahü Teala'ya itaat etmektir. Bunu yapmayanın ihlası yoktur. Hazreti Ali radıyallahu an amelimiz azdır diye üzülmeyiniz. Kabul olunmamasından korkarak üzülünüz buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebel'e buyurdu ki, Ey Muaz! İhlasla amel işle. Böyle olan amel, az da olsa sana kâfi gelir. Büyüklerden birine, İhlas nedir diye soruldu. O da, sadece Allahü Teala'nın rızası için iş yapmaktır buyurdu. Ali Mürteyiş Hazretleri buyurdu ki, bütün muamelelerin doğru bir şekilde yapılması iki şey ile mümkündür. Bunlar da sabır ve ihlastır. Yahya bin Muaz Hazretleri buyurdu ki, amel üç şeye muhtaçtır. Bunlar ilim, niyet ve ihlastır. Peygamberimiz bir hadis-i şerifte de buyurdu ki, kim Allahü Teala'nın rızası için ihlasla, 40 gün ibadet ederse kalbinden diline hikmet akar. Allahü Teala'ya 40 gün ihlasla ibadet eden her kulun kalbinden diline hikmet pınarları fışkırır. Fudail bin Uyat Hazretleri buyurdu ki: İnsanların görmesi ve takdir etmesi için amel etmek, iş yapmak riya ve şirktir. İhlas ile amel edeni sırf Allahü Teala'nın rızası için iş yapanı Allahü Teala riyadan ve şirkten korur. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine İhlas nedir denilince Allahü Teala'nın rızası için kulluk yapıp insanların Allahü Teala ile olan muamelelerinde mahlukatı aradan çıkarmaktır. Bu mahlukların ilki de nefistir buyurdu. İnsan Rabbinin büyüklüğü, azameti karşısında korkarak amel etmedikçe, işlerinde vera sahibi olmadıkça, verası ihlas ile, ihlası müşahede, müşahedesi Allahü Teala'dan başka her şeyden teberri yüz çevirme etmedikçe kamil bir kul olamaz. İnsanların en hayırlısı Müminlerdir. Müminlerin en hayırlısı alim olanlardır. Alimlerin en hayırlısı havfüzre olanlardır. Bunların da en hayırlısı ihlaslı olanlardır. İhlaslı olanların en hayırlısı da ihlası ölünceye kadar devam edenlerdir. Allahü Teala bir kimseye gazap edince verdiği üç nimetten onu mahrum eder. Birincisi, salihlerin sohbetine kavuşturur fakat istifade etmekten mahrum eder. İkincisi, okula salih amel işlemek nasip eder fakat ihlastan mahrum bırakır. Üçüncüsü, hikmet verir fakat o hikmette sadakat göstermekten mahrum eder. Dört şey vardır ki, bunlar kimde bulunursa büyük kârdadır. Bunlar, sadakat, haya, güzel ahlak ve şükretmektir. Sadık kimse, kalbindekini diliyle konuşan, içi dışına akseden kimsedir. Kim Allahü Teala ile beraber olmak, onun rızasına kavuşmak isterse sadakat göstersin. Çünkü Allahü Teala sadıklarla beraberdir. Kulluk nefsin isteklerine, arzularını bırakıp Allahü Teala'ya teslim olmaktır. İnsanlar dört mertebe üzere amel ederler. Hauf, Allahü Teala'dan korkmak. Reca, Allahü Teala'dan ümid etmek, tazim ve hayadır. Bunların en şereflisi haya mertebesidir. İşlerin en makbulü Allahü Teala'dan haya ederek yapılan iştir. Çünkü haya üzere iş yapanlar her halükarda Allahü Teala'nın kendilerini gördüğünü bilirler ve ona göre amel ederler. Herhangi bir günah işlemezler. Bu hususta Allahü Teala'dan haya ederler. İşte onları isyan etmekten alıkoyan bu hayalarıdır, utanmalarıdır. İnsanlardan haya etmeyen Allahü Teala'dan da haya etmez. Ebu Ali Rodbari Hazretleri her şeyin bir vaizi, nasihatçısı vardır. Kalbin nasihatçısı da hayadır. Mümin için en üstün hazine Allahü Teala'dan haya etmesidir buyurdu. Sırrı Sekati Hazretleri buyurdu ki Günahları terk etmenin üç yolu vardır. Birincisi, cehennem korkusu. İkincisi, cennet ümidi. Üçüncüsü de, Allahü Teala'dan haya etmektir. Lokman Hakim oğluna dedi ki, Ey oğlum! Nefsinin yapmanı istediği herhangi bir işi, insanların karşısına çıkardığında, onlardan utanacak isen, bunu kalbinden çıkar.'' Allahü Teala kendisinden utanılmaya en layık olandır. Ebu Süleyman Hazretleri şöyle buyurmuştur: Allahü Teala kuluna buyurur ki: Ey kulum, benden haya ettiğin, utandığın zaman senin ayıplarını insanlara unuttururum, günahlarını silerim ve kıyamet günü hesap verirken günahlarını bağışlarım. Kim Allahü Teala'dan haya ederek ona kulluk yaparsa Allahü Teala da ona azap yapmaz. Hazreti Ali radıyallahu an buyurdu ki Allahü Teala'nın fadlına ihsanına şükretmeyen, yarattıklarına şefkatli olmayan ve günahlarına pişman olup Rabbinden utanmayan dünyada belalardan ve ahirette azaptan nasıl kurtulur?